Ve nihayet Cumhuriyet'in ilanı arkadaşlar. Buyurun. Evet, tabii ki Cumhuriyet'in ilanı bizim için en mutlu, en sevinilisi günlerden bir tanesi. Çok güzel törenlerle. Çünkü tarih bunları bitiyor dermişim şimdi. Bitmiyor, daha bitmiyor. Cumhuriyet ilan ediliyor ama tarih bitmiyor. Yeni bir tarih başlıyor. Yani evet. Bugünleri de yazacaklar tabii ki. Şimdi Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerçekleşmeden önce bir Ankara'yı başkent ilan etmemiz lazım. Çünkü yeni bir devlet, yeni bir başkent. İstanbul'u artık başkent olarak kabul edemeyiz. Niye? Yeni devlet, yeni başkent dememizin yanı sıra padişahlığın merkeziydi. Saray vardı orada. Sarayda yeniden padişahlığı isteyenler olabilir, isyanlar çıkabilir. Yani öyle bir tehlikeyi yakında hissetmek istemiyorlar. O yüzden zaten başkent başka bir şehir olmalı diyorlar. Ankara 1919'dan itibaren temsil heyetinin merkezi durumundaydı. Yani savaş sırasında zaten bir meclis gibi, bir başkent gibi çalışıyordu. Burayı Batı cephesine yakın olduğu için ve işgal altında olmadığı için demir yollarına yani ulaşıma uygun olduğu için seçmişlerdi. Dolayısıyla da başlayan yerde de devam etmeyi tercih ettiler. Türkiye'nin merkezi durumundaydı. Yani coğrafi olarak merkezi durumundaydı diyelim o savaş dönemleri açısından. Kurtuluş Savaşı tamamıyla bitene kadar ki tüm süreçte buradan yönetilmiş oldu. Yani maneviyatı da hesaba katmamız gerekiyor. Ve 1923'te anayasaya da bu eklenmiş oldu. Bizim anayasa olarak bahsettiğimiz tabii ki 21 Anayasası. 21 Anayasası'ndaki değişiklikle, yani 21 Anayasası'nda 23'te yapılan değişiklikle bu başkent olarak kabul ediliyor. Sonraki anayasalarda da hep aynen kabul ediliyor zaten. Başkent olduğu yıllarda şimdiki Ankara'dan çok farklı bir görüntü. Şu evlerin çoğu hala duruyor da. Evet yani. Tepelerde ama değişmiş ve daha yüksekler galiba evet. Belki de. Arabalarda çok büyük farklılıklar var. Ve Cumhuriyet'in ilanı herkesin bildiği tabii ki 29 Ekim 1923 tarihli. Herkes de bilir. Bazı manken ve şarkıcılar bilmiyorlar lütfen. Maalesef onlar da öğrensin o zaman artık. Bilmeyen kalmasın bu ülkede yaşıyorsa en azından. Lozan Barış Konferansı'nda iç politikada izlenecek konular gündeme gelmişti. Biz Cumhuriyet'in ilanını doğrudan olmasa da böyle bir hani bahsetmiştik yani açmaya başlamıştık artık. Bu konular milletvekilleri arasında tartışmalara yol açmıştı. Yani bazı milletvekilleri Cumhuriyet rejiminin kesinlikle destekçisi değillerdi. Hatta saltanatın devam etmesini isteyen bazı milletvekilleri de vardı. Dolayısıyla da istemeyenlerle isteyenler arasında tartışmalar çıkıyor meclis sırasında. Hani şimdi milletvekilleri arasında yine var ya mecliste böyle hakaretler falan bağırıyorlar, çağırıyorlar. O zamankiler biraz daha nezih tartışmalar. Rica ederim. Saltanat kalsaydı hayır kalmayacak. Peki. İstirhamlar falan. İtiraf devletleri bu durumdan faydalanmaya çalıştılar. O milletvekilleri de tartışıyor. Biz hemen araya girelim. Bir fitne. Bunu bir savaşa çevirelim hatta diyorlar. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yemi yutmuyor. Ve meclisi yenilemek için yeni bir milletvekili seçiminin yapılmasına karar veriyor. Bu seçimden sonra da ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani o birincinin olağanüstü yetkilerinden arınmış artık daha farklı bir meclis kuruluyor. Bu meclisin de ilk yapacağı faaliyetlerden bir tanesi işte 29 Ekim'de Cumhuriyet'i ilan etmek oluyor. Bizim yönetim şeklimiz budur demiş oluyorlar. Meclis açıldıktan sonra saltanatın yani birinci meclis açılmasından sonra saltanatın kaldırılmasıyla millet egemenliği büyük ölçüde sağlanmıştı. Ama bu büyük ölçüde tamamen sağlanmıştı cümlesine çevireceğimiz olay işte Cumhuriyet'in ilanı oluyor. Devlet başkanlığı sorunu da ortaya çıkmıştı bu arada. Hani saltanatı kaldırdıysam padişah devletin başkanıydı, başındaki kişiydi. Şimdi kim olacak? Kime hangi ünvanı, hangi sıfatı söyleyeceğiz? İşte böyle bir sorun ortaya çıkınca Cumhuriyet'in ilanıyla bu sorun da ortadan kalkıyor. Çünkü Cumhuriyet varsa Cumhur'un başkanı vardır. Yani Cumhur halk demek, halkın başkanı vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet kelimeleri birçok sorunu o dönemde tartışmada olan işte gazetelerde çıkan hem dış hem iç basında çıkan birçok tartışmaya da son vermiş oluyor. Bu arada meclis hükümeti sistemi vardı birinci mecliste. Onu kaldırıyorlar. Artık meclis hükümeti yerine kabine hükümeti sistemi uygulanıyor ve
seçimler artık daha uygun, yani daha demokratik şartlarda gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet'in ilanıyla. Demin söyledik ama bir bütün halinde alıyorsunuz. Devletin adı. Yeni Türkiye Devleti diyorduk hep. Artık Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Yönetim biçimi cumhuriyetle yönetilir diyeceğiz. Ve anayasaya girecek sonradan. Devlet başkanı, yani cumhurbaşkanı sorun çözüldü. Yürütmeye işlerlik kazandırıldı. O meclis hükümetinden kabine hükümeti sistemine geçilmesini kastediyoruz. Meclis hükümeti ve zaten aynı şey aslında 3 ve 4 birbiriyle. İşte yürütmeye işlerlik kazandırılması da yani milletvekillerinin yasama yapması, bakanlar kurulunun yani meclis hükümetinde olmayan artık kabine sistemindeki yeni kurulacak bakanlar kurulunun yürütme işiyle ilgilenmesi ve mahkemelerinde yani bağımsız mahkemelerinde yargı işiyle ilgilenmesi sağlanıyor. Burada da yine ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal'in ve yanında da İsmet İnönü'nün, tabii artık biraz daha saçlar ağarmış, daha önce gördüğümüz resimlerden biraz daha yaşlanmış hali. Atatürk yine aynı. Kabine sistemine göre bakanlar başbakan tarafından seçiliyor. Başbakan. Şimdi başbakan günümüzde de bakanları seçiyor. Dolayısıyla günümüzdeki sistemin o dönemde artık uygulanmaya başladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanınca onaylanıyor. Günümüzde de böyle. Yine başbakan seçer, cumhurbaşkanı onaylar. Meclis hükümeti sisteminde nasıldı? Yasama yürütme meclise aitti. Yargı istiklal mahkemelerine aitti. Kabine sisteminde bir süre istiklal mahkemelerinde oldu. Fakat sonrasında bağımsız mahkemelere geçti. Yani o zaman zaman çıkan isyanlarda ara sıra o mahkemeleri kullandılar. Tamamen bıçak gibi kesilmedi. Güçler birliği var meclis hükümetinde. Adı üstünde yasama, yürütme, yargı beraberse var. Fakat kabinede güçler ayrılığı var. Niye? Ayrılıyor. Yetkiler başka başka kişilerin eline geçiyor. Bakanlar meclis içinden tek tek seçiliyor. Yani burada biraz farklılık var. Çünkü günümüzde illa meclis içinden seçilmesi şart olmayabiliyor. Hı hı. Bazı ayrıcalıklar yapılabiliyor. Adaylar üzerine anlaşma sağlanamıyorsa hükümet kurulması gecikiyor. Biz hiç bunun gecikmesini istemeyiz. Çünkü geciktikçe bir kriz hem ekonomiyi etkileyen hem de dış devletlerin bize saldırmasını, yani bir tehdit oluşturmasını etkileyen bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Gecikmemesi lazım. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıydı. Fakat kabine sisteminde artık öyle değil. Meclis başkanı başka bir kişi, hükümet başkanı başka bir kişi oluyor. Hatta meclis başkanı sürekli farklı partilerden seçiliyor değil mi? Yanlış, evet, değişebiliyor. Değişiyor. Hatta değişmeli zaten. Hı-hı. Yani. Tabii bu yenilik ilkeleri işlerken göreceğiz, Atatürk ilkelerini. Hangi Atatürk ilkesiyle ilgili olacak? Cumhuriyetçilik. Yani adı üstünde zaten Cumhuriyet'in ilanı Cumhuriyetçilik. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarkenki yine çok şık görsel fotoğraflarından bir tanesi.